Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolu'nun en çok sevilen lezzetlerinden birisi olan katmer tarifim var. Tahinli katmer yapacağız bugün sizlerle. Kat kat tel tel açılan bir katmer oldu. Deneyin, inan ki çok beğeneceksiniz. Evet, tahinli katmerimizin ilk olarak hamurunu hazırlayalım. Bunun için 2,5 su bardağı ılık su, bir silme tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı da sirke, her türlü sirke olur. Bunları güzelce karıştırıp kontrollü olarak 5-5,5 bardak un, 6'yı da bulur. Kullanarak güzel, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Katmeri mayalı hamurla da yapabilirsiniz. Instant maya kullanarak da yapabilirsiniz. Ben mayasız hamurdan yaptım. Daha ince oldu. Çok güzel incecik oldu katmerler. Hamurumuz özleşene kadar tezgahın üzerinde güzelce yoğuralım hamurumuzu. Biraz unlayalım. Yapmak istediğimiz büyüklüğe göre parçalara ayıralım hamurumuzu. Ben 12 parçaya ayırdım. 12 adet katmer çıktı. Daha kalın yapmak istiyorsanız bu ölçülerle 10 parçaya da ayırabilirsiniz. Hamurumuzu yuvarlak topak yapalım. Ve bir kıyıda 5-10 dakika dinlenmeye bırakalım. Üzerini güzelce örtelim ki kurumasın hamurların üstü. Onlar 5-10 dakika böyle kendine gelene kadar biz de iç harcımızı hazırlayalım. Tahinli harcımız için 1 su bardağı tahin ve 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım ben. Şekeri tahine katmadım. Sonra bazılarını şekerli yaptım, bazılarını şekersiz yaptım. Videoyu izledikçe bunu göreceksiniz. Evet, şimdi katmerlerimizin ilk aşamasındayız. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim hamurumuzu. Ne kadar büyük açabilirsek o kadar ince olacak katmerlerimiz. Yufkanın her yerine gelecek şekilde tahinimizi sürelim. Ben bir kısmını şekerli yaptım, bir kısmını şekersiz yaptım. Bu ilk olan şekersiz. Direkt rulo yapıyorum hamuru. Sonra da gül böreği şekli veriyorum.
Gül böreği şekli vermeden önce hamuru biraz esnetelim. Şöyle tezgaha vura vura az önce gördüğünüz gibi. Gül böreği şeklini verdiğimiz hamurları bir kıyıya alıyoruz. Şeker koymak zorunda değilsiniz. Ama şeker koyduğunuz zaman daha bir lezzetli oluyor. Bunu da belirteyim. Ben bazılarını şekerli, bazılarını şekersiz yaptım. Evet, şekerli olanlara tahini sürdükten sonra şöyle bir tutam şeker serpiyorum ve yine rulo yapıyorum. Hamuru esnetip gül şeklini veriyorum. Bütün hamurları aynı şekilde yapıp bir kıyıda yine 5-10 dakika bekletelim. Yani 12 parça hamur olduğu için zaten diğerleri bir taraftan kendini salmaya başlıyor. Üzeri kurumaması için yine bir el bezi örtelim üzerine. Ve şimdi ikinci aşamadayız. Hamurlarımızı açıyoruz. Tabak büyüklüğünde teflon tavada kızartılacak şekilde açalım hamurlarımızı. Tavamızı yağlamıyoruz. Zaten hamurumuz yağlı bir hamur. Tahinin içinde de yağ var. Biz de kattık. Ama ara ara bir fırça yardımıyla yağ damlaları serpelim ki iyice tavamız yanmasın. Merdaneden önce ellerimizi kullanarak da açabiliriz. Hiç merdane kullanmadan da parmaklarınızla açabilirsiniz. Eminim içinizde çok marifetli hanımlar vardır. Evet, alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Kısık ateşte, kahve ocağında pişiriyorum ben her zaman. Ve işte fırça yardımıyla ara ara üzerlerine yağ sürüyorum ki kurumasın katmerler ve aynı şekilde tavamız da yanmasın. Evet, tel tel oldu, çok güzel oldu katmerlerimiz. Evet, burada yağ damlatıyorum bir yumurta fırçası yardımıyla ve katmeri alıyorum tavaya. Evet, sona geldik. 12 adet katmerimiz pişti, yemeğe hazır durumda. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.